bütün bu tartışmaların odağındaki isim Profesör Doktor Melih Bulu yayın konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni göreve atananlara hayırlı olsun diyorum. Öncelikle bununla başlayayım. Hayırlı Teşekkürler. Olsun biraz olaylı da olsa. Evet, çok sağ olun. Size tebliğ edildiğinde bu atama kararı biliyor muydunuz? Tabii. Ya da böyle bir talebiniz var mıydı sizin? Evet, tabii ki. Yani normalde bir rektör ataması için hiç kimse farkında değil ama yani dünyadaki standartlara uygun bir rektör atama süreci var Türkiye'de. Normalde çağrıya çıkılıyor ilk önce YÖK tarafından. YÖK'ün web sitesinde bu yayınlanıyor. Hangi üniversite için aday oluyorsanız onun kriterlerine uyan herkes başvuruyor. Mesela benim durumumda da bildiğim kadarıyla 9 tane aday başvuruda bulundu Boğaziçi Üniversitesi rektörü olmak için. Daha sonra mülakata davet ediliyorsunuz. Uygun teknik şeylerini geçenler. Ve bir mülakata alındık. YÖK'de bir komisyon var. Ve o komisyondaki mülakatta belli tabii size Boğaziçi Üniversitesi'nin özelliklerine uygun sorular soruluyor. Oradan değerlendirmeyle YÖK bildiğim kadarıyla yürütme kurulunda yeniden değerlendiriyor bu adaylar ve Cumhurbaşkanlığı'na sunuluyor. Ve sonra en son Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Siz bütün bu aşamaları geçe geçe sonrasında atandınız. Boğaziçi Üniversitesi'nin bir kültürü var. Yani tırnak içinde bu eleştirilere yöneltiliyor. Böyle olmaz. 80'den sonra ilk defa birisi atanıyor okulumuzda. Okulumuzdan bile mezun değil, işte yüksek lisansı zor da yapmış, doktorunuzu zor da yapmışsınız. Bu kültürü, bu geleneği bozmakla da itham ediliyorsunuz. Evet. Aslında doğru değil. Yani benden önce de yine Boğaziçi dışından bir rektör atandı. İTÜ'den. Ama daha önemlisi ben bir Boğaziçiliyim. Yani ben bu kültürü çok içinde olan birisiyim. Siz yüksek lisansınızı ve doktoranızı zor da yaptınız. Boğaziçi'nde yaptım. Aynı zamanda ortak ders verdim hocalarımla beraber. Yani ve sürekli de Boğaziçi içerisinde hocalarla beraber yemek yediğimiz, çay içtiğimiz her zaman bu. Zaten orada bir mesaim var diyorsunuz. Evet, ya, evet. Bu benim şey değil ya, bu gökten zembilin. Yok, yok, yok. Peki niye size bu tepki? Siz mesela bütün bu olan biteni şöyle bir adım geriye çekildiğinizde, ya iki şeye ayırmak lazım. Bir, sizden bağımsız bir atama meselesi. Evet. İki, sizinle alakalı intiharleriniz, tweetleriniz, işte birazdan geleceğim kelepçe meselesi. Bütün bunlar bir adım geri duralım. Siz ne diyorsunuz bütün bu olan bitene, bu tepkiye? Ya niye bana bu kadar? Şimdi ben tabii Boğaziçi'ne ders verdiğim zamanlarda da öğrenciler bana benimle ilgili çok şey yazarlardı. Çünkü benim içim dışım birdir. Ve ben ne görürsem söylerim bunu. Tweetlerimde de zaten şeydir. Ama tabii Boğaziçi öğrencisi çok zeki öğrenciler. Türkiye'nin gerçekten en üst puanla giren öğrencileri. Ve onlar da hocalarını denemeyi severler. O yüzden de ben buna alışığım. Bu tepkilere mi alışıyorsunuz? Evet evet. Yani tabii, bu kadar olmamıştır herhalde. Ya tabii ki ama rektör olunca da şeyi eskiden hoca olduğumuzda daha alt seviye geliyordu. Şimdi rektör olunca daha üst seviye geldi. Bu kadarını bekliyor muydunuz? Açıkçası bekliyordum. Yani bu tip bir şey olacağını bekliyordum. Benim tabii hoşuma gitmeyen şey şu oldu. Boğaziçi öğrencisinin tepkisi, dikkat ederseniz bu olaylarda mesela tutuklamalarda da baktığınız zaman 17'de 2 tanesi sadece Boğaziçi'li. Evet. Yani diğerlerinin Boğaziçi öğrencisinin içerisine girmesine Boğaziçi öğrencisi nasıl izin verdi ben onu anlamıştım. Kim onlar biliyor musunuz? Bilmiyorum henüz. Yani diğer 15 kişi kim? Ha onu bilmiyorum. Başka yerlerden ve şey yani üniversiteli olmayan var arasında hiç alakasız yani insanlar yani anladığım kadarıyla bazı örgütlerin mensupları. Yani burada provokatif bir şey oldu. Ha, anladığım kadarıyla Boğaziçi öğrencisi burada kullanıldı. Yani ben de şunun talimatını veriyorum özellikle. Boğaziçi öğrencisi her türlü protestoyu yapabilir. İstediği yerde yapabilir. Ama Boğaziçi öğrencisi olmayanları asla zaten normal zamanlarıyla kampüse almayalım. Çünkü aldığımız zaman Boğaziçi çok hassas bir üniversite. Böyle bir uygulamaya mı geçeceksiniz bundan sonra? Zaten öyle. Yani kimliği göstermeyen kişi bunlar Boğaziçi... nasıl giriyor peki? Zaten giremediler. Girmeye çalıştılar. Tamam şimdi bu sembol herkesin gözündeki o fotoğraf. Üniversitenin kapısını polis kelepçesiyle niye kapattınız? Şimdi orada çok pratik bir şey var. Çünkü kapı kırıkmış. Ve çok fazla şey olduğu için kapıyı tutturmak için kelepçe takmışlar. Bu sizin talimatınız mı? Hayır. Oradaki talimatı, polis amirinin. Evet evet. Polis amirinin şeyi. Yani öyle bir pratik çözüm bulmuş. Siz ne diyorsunuz buna? Ben ya şöyle şimdi tabii ki yani Boğaziçi'li olmayan öğrencilerin bir güruh halinde Güney Kampüs'e girmeleri üniversitenin yani bu bir işgal eylemine dönüşebilir, camlar indirilebilir, 150 yıllık binalara zarar verilebilir, bunun birçok şeyi olabilir, bunu kontrol edemeyiz. O yüzden Boğaziçi öğrencileri tabii ki bunu bildiği için
onların üniversiteye zarar vermeyeceğini bildiğimiz için hiçbir sorun yok. Yasal olarak kampüse polisi rektör davet eder değil mi? Tabii. Siz davet bu arada bu çok şey yapılıyor. Kampüse polis davet edilmedi ya da girmedi. Yani polis kampüsün önünde herhangi bir şekilde öğrenci olmayanların girişini durdurmak amacıyla yer aldı. İçeride değiller. Yok, öyle bir şey yok. Ya bu kadar da fazla oldu. İstifa etsem mi acaba? Yok canım, niye istifa edeyim? Yani istifa edeceğim. Zaten zaman içerisinde biz birbirimizi tanıdıkça aslında ne kadar güzel, verimli çalışacağımızı, zaten birçok hocayla biz irtibattayız. Öğrencilerle de irtibata girdikçe. Dün gördüm kapınıza bir şey, mühürlü bir şey. Yok, koymuştum. O doğru değil. O başka bir şey. Öyle mi? Onu kırıp girdiniz mi? Yok canım, yok öyle bir şey. Öyle bir şey hiç olmadı kapınızda. Yok, hiçbir şey olmadı öyle. Anladım. Peki, şimdi teknik bir şeyden de soracağım. Atama mı, seçilme mi? İşte az önce Afşin'in programında da değerli bir hocamız vardı. Yale'den örnek verdi, Oxford'dan örnek verdi. Buralar geleneği olan şeylerdir, kurumlardır. Rektörler böyle olur, şöyle olur, Boğaziçi'de böyledir filan. Dolayısıyla bir atama meselesi var, bir de seçilme meselesi var. Şimdi o da doğru değil. Siz bunu, atama meselesi, bu tekniği nasıl buluyorsunuz? Şimdi bakın, şöyle bir rektör seçimi büyük üniversitelerde yok. Yani hocalar oy verecek, bir tane rektör seçeceğiz. Evet. Böyle bir şey yok. Rektörler atanıyor, her yerde atanıyor. İyi üniversitelerde hep atanıyor. Sadece atanma yöntemleri var. Kiminle bir arama komisyonu kuruluyor. Bu arama komisyonu çağrıya çıkıyor, adaylar başvuruyor. Sonra komisyon onları değerlendiriyor ve mütevelliye sunuyor genelde. Yani üniversitede parayı veren kimse ya da kaynağı sağlayan kimse oraya sunuluyor. Biz de bir devlet üniversitesi olduğumuz için aslında 3 aşağı 5 yukarı dünyadaki gelişmiş üniversitelerle aynı yöntemle seçiyoruz, rektör seçiyoruz. Burada bir belki yanlış anlama var, belki detaylara inememek var ama ben bir yönetim organizasyoncuyum. Doğal olarak yani bir kurumu yönetecek kişinin yani seçimle gelmesi zaten pek kullanılan bir yöntem değil, verimli bir yöntem de değil. Demokrasi tabii ki ülkelerin seçiminde, iktidarların seçiminde çok doğru bir yöntem. Ama siz birebir herkese bir oy vererek rektörü ya da ne bileyim bir şirketin genel müdürünü seçemezsiniz. O zaman o farklı bir durumdur, anladım. Değerlendirmek lazım. Şimdi gelelim siyaset meselesine. En çok eleştirildiğiniz, işte mülakata girdim falan dediğinizde gelen mesajlar da öyle. Tabii işte AK Parti adayı, Sarıyer ilçe kurucusu, 2015'te İstanbul adayı, AK Parti Sarıyer ilçe, Ataşehir Belediye Başkanı adayı filan. Siyasetle ilişkinizle rektör atanmanızda doğrudan bir bağlantı kuran bir anlayış var. Böyle evet. Görülüyorsunuz. Evet. Ne diyorsunuz? Aslında şimdi söyleyeceklerim birçok insanı şaşırtacak ama ben siyasete lisans ODTÜ'de okurken CHP'de başladım. Öyle mi? Evet. Daha ilginç. Manşet burada. Sonra nasıl evrildi? Şimdi tabii bunlar da biliniyor ama bunlar görmüyorum. Çok beni hep AK Partili bir şey olarak yansıtıyorlar ama o zaman öğrenciydim ve eski SHP'ydi o zaman. Belediye başkanı bizim ODTÜ Endüstri'den mezundu. O bir yardımcı istemişti kendine, bana söylemişti hocam. Karayel ben yok, Ali Dinçer. Pardon. Eski Ankara'nın belediye başkanlarından öyle başladım. Daha sonra da... Belediye başkan yardımcısı mı oldunuz? Yok yok, o zaman o milletvekiliydi ve ben ona işte şey yapıyordum, araştırma yapıyordum. Şunu araştır gel falan diyordu, onları yapıyordum. Aktif üye miydiniz? Yani? Yok yok, değildim. Ama fiili olarak meclise gidiyordum, geliyordum. Daha sonra Liberal Demokrat Parti'den bir teklif geldi bana ve onların gençlik teşkilatını ben yönettim, başkanlığı, genç yunusların. 2 senede ben Liberal Demokrat Parti'nin gençlik teşkilatının başkanıydım. Yani ben hep siyasete meraklı. Evet evet, yani hep bu işin içerisindeydim ama ben siyasete hep bir akademisyen olarak o gözlükle bakan birisiyim. Yani bir şey olayım diye değil de ya bu nasıl oluyor? Çünkü benim merakım yönetim ve organizasyon. Ve zaten hani eğitimim de hep bu konuda. Bir şey olayım değil diyorsan bir aday oluyorsunuz, belediye başkanı adayı oluyorsunuz, milletvekili adayı oluyorsunuz. Ya ama hiçbir zaman seçilmedim. Çünkü yeterince zaman ve şeyimi harcayamadım. Yani seçilmemem de doğru. Aday oldum ama yani doğal olarak o zamanı harcayamadığım için orada da çünkü mülakatlar çok sistematik yapılıyor ve... Kampanyaları iyi yürütemediğiniz. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Peki, sonra AK Parti ile ilişkiniz nerede başlıyor?
Ben Boğaziçi'nde doktora yaparken AK Parti'nin kurulduğu haberi yayılınca ben de Sarıyer, çünkü Boğaziçi Sarıyer'de olduğu için oraya gittim. Dedim hani ben bu işin içerisine yer almak istiyorum dedim. Onlar da sağ olsunlar beni kurucu yönetim kurulu üyesi yaptı. CHP, Liberal Demokrat Parti, AK Parti. Evet. Çok sert bir geçiş olmamış. Biri gençlik, biri belki biraz daha olgunluk yaşı. Ya şöyle, tabii ki bu partilerin hepsi de Türkiye hizmet etmek isteyen, yani insanlara baktığınız zaman partiler. Bunun yani ben şuna da çok karşıyım. Yani insanların böyle yanlış yönlendirilerek birbirine kutuplanması ülkemize zarar veriyor. Bizim çok daha birleştirici olmamız lazım. Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde de bu mantıkla gitmemiz lazım ki gideceğiz inşallah. Çünkü biz enerjimizi bu mücadeleye harcarsak dünyanın ilk 10 devleti arasına girme hedefimiz hep hayal. Tamam, bu hedeflerinize birazdan geleceğim. Ya ben bu kadar kurucu il başkanı oldum, ilçe başkanı oldum, şunu oldum, bunu oldum. Aynı zamanda hani rektör adayım. Bunu öngörmüşsünüzdür herhalde. Ben buraya bir de rektör seçilirsem karşımda bir kitle. Evet. Bu siyasi kimliğimden, şunu da birazdan intihar meselesine gireceğim. Şundan bundan dolayı bir karşıma bir kitle alacağım. İyisi ben bu işlere hiç bulaşmayayım demediniz. Ya şöyle, tam tersiyle benim tecrübeme, aslında CV'me detaylı bakıldığı zaman ben iki üniversitede bundan önce rektörlük yaptım. Sinye Üniversitesi'nin kurucu rektörüyüm. Ve daha sonrasında da Haliç Üniversitesi'nin rektörüydüm. Yani zaten daha önce de Şehir Üniversitesi'nde İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nin en son dekanıydım. Daha önce bölüm başkanı vesaire. Yani sonuçta ben uzun süredir üniversitenin içerisinde olan bir kişiyim. 2009'da aktif siyaseti bıraktım zaten. Yani 2009'da. 2009'da. Ondan sonra kariyerimi tamamen üniversite... 2015'te İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı değil misiniz? Yani o şeydi, bir aday adayı oldum ama yani çok önemli. Yani ondan önce aktif siyasette değildim. Öyle bir seçim... 2009'a kadar aktiftiniz. Evet. Sonra bıraktınız, sonra bir daha aday oldunuz. Bir kere aday oldum ama yani şey değildi. Seçilmediniz. Çok seçilmedim. Bunu öngördünüz mü peki işte? Ya ben siyasetten geliyorum, ilgiliyim. Kutuplaşma dediniz, Türkiye'de iki aks var, iki kutuplaşma. Bunun önemli bir şeyi temsili AK Parti üzerinden yürüyor. Bunlarla karşılaşacağım. Boğaziçi Üniversitesi'nin bir kültürü var. Bu kadarını öngördünüz mü? Görmedim, çünkü tabii böyle bir provokasyon olacağını öngörmedim. Gerçekten yani dünkü olaylarda aslında olay olmasının sebebi bu provokasyonlar. Yani tutuklanan insanlardan da bu belli. Bu provokasyon olmasaydı aslında biz gayet güzel Boğaziçi'nin standart protest kültürünü görecektik. Ben öğrencilerle konuşacaktım. Onlar da benim zaten hani onlardan biri olduğumu göreceklerdi ve bu iş çözülecekti. Haber de verdik, size sırt dönen hocalarla nasıl geçineceksin? Konuşmaya başladım. Birer birer konuşuyorum hocalarla. Yani beni tanımıyorlar. Tanımayanlar sırtlarını dönüyorlar. Yani 1000 tane hocamız var sonuçta. Bir kısmı tanımıyor olabilir. Bayağı bir vaktiniz olacak. Bayağı bir zaman harcayacaksınız. Evet, kesin evet. Teker teker görüşeceksiniz. Şimdi bu vesile şu şey meselesi, intihal meselesi. Evet. Deniliyor ki işte tezleri, doktora tezi, daha sonrasındaki pek çok tezi intihal. Hatta bu iddialar ortaya çıktıktan sonra da hoca bu tezlerine ulaşımı kaldırttı, engelledi. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Peki bu iddialar için ne diyorsunuz? Yani hayır, ben kaldırdım falan yok. Yalnız şunu söyleyeyim. Bir kere bu intihal meselesi tabii iftira. Yani şimdi orada hani bu teknik bir şeye giriyor ama... Benim doktora tezimdeki şeyde, yani bu tezlerin ilk kısmında literatür kısmı vardır. O literatür kısmının başında literatür yazar zaten. Ve oradaki her şey zaten bir yerden alıntıdır. Ve benim tezimde de alıntı. Ve en sonunda da kaynaklar, yazılmış paragraflar. Bütün dert, tırnak içerisine almamışım bazı şeyleri. İşte o mesele. Yani bu şey değil yani. Sonuçta orada bizim zamanımızda ben o tezleri yazarken... Bizim önümüzde yazılı bir şeyimiz yoktu. Yani öyle yapılacak, böyle yapılacak ve bu formatlar da sürekli değişir. Kuralları bilmiyordunuz. Yani değişir bir de. Yani onun değişik kurallar var. Yani A kuralı var, B kuralı var, C kuralı var, APA bilmem nesi var. Bunun birçok standardı o var. O gün sayılmayıp bugün intihal sayılabilecek şeyler var mı? O zaman haberimiz yoktu, böyle standartlar yoktu diyorsun. Ya şöyle, o gün yani şu anda yine ben onun şey olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten hani kaynağı, işin özü aldığınız şey, kaynağını yazmış mısınız? Yazmışım. Yani sonuçta. Peki, teker teker şimdi sevgili editörüm Demet'in hazırladığı sorulardan sonra
hedeflerinize birazdan geleceğim ama yine bir meslektaşınızın şunu sorar mısınız dediği bir soru var. Onu da soracağım size. Kendisi değerli bir hoca olarak görüyorum. Haliç Üniversitesi'ndeki öğrencilerin, çalışanları girdiği hiçbir hazırlıkları olmadan 2 saat içinde bırakıp başka bir kuruma geçmekten rahatsız olmadım. Siz Haliç'i bırakıp nereye geçtiniz? Boğaziçi'ne. Boğaziçi'ne geçtiniz. Sıradan bir memur bile herhangi bir iş yerine ayrılmadan önce ihbar süresi doldurmak, bıraktığı yere birini hazırlamak için vakit bırakır. Haliç'e ne olacak diye hiç düşündü mü? Tabii ki. Şimdi bununla ilgili de tabii ki önceden hazırlıklarımızı yaptık. Mütevelli ile beraber. Orada zaten herhangi bir şey boşluğu yok. Yani yönetim boşluğu yok. Sistem zaten gayet güzel çalışıyor. Bir sorun yok orada. Yani bu benim için çok mesele edeceğim bir şey değil diyorsunuz. Peki bir başka sorum daha. Onu da size hemen yönelteceğim. Bunu da çok önemsiyorum. Mesela aslında üniversitelerde Cumhurbaşkanı tarafından rektör atanıyor zaten. Bunu sık sık haberlerde de veriyoruz. Kendisine böyle bir tepkinin oluşmasına neyin sebep olduğunu düşünüyor. Az önce bunu açıkladım. 80 darbesinden sonra ilk kez bu üniversite böyle bir atama gerçekleşiyor meselesi doğru mu? Yok. Daha sonra yine bir İTÜ'lü rektör, İTÜ'den gelen bir rektör atandı. 80'den sonra ikincisiniz. Tabii. Bundan sonra ya bu direnç ölçümlediniz mi? Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin yarısı mı size tepkili? 1/3 mi size? Ben çok az olduğunu düşünüyorum. Yani beni insanlar tanıdıkça da bunun zaten hani bir uzlaşma zeminine oturacağını düşünüyorum. Çünkü ben hep paydaşları dikkate alarak karar verme mekanizmaları kuran bir yapıya sahibim. Zaten Boğaziçi kültürü de bunu gerektiriyor. Zaten bu kültürün devam edeceğini oradaki hocalarımız gördükçe ve öğrencilerimiz bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Şu anda belki bir yanlış bilgilendirme var. Yani farklı bir kültür mü oraya geliyor diye. Yok, ben bir Boğaziçi'liyim sonuçta. Oradaki birçok insandan daha fazla Boğaziçi'liyim. Çok zamanım geçirdim orada. Ne kadar vaktiniz geçti Boğaziçi? 8 senem geçti. 8 senedir oradasınız. Evet. İtirazın direkt size mi? Yani 8 yıldır orada olmanız, Boğaziçi'li olmamanız... Yoksa sizin özelinizde, sizin keşfettiğiniz, ya itiraz benim üzerinden gözüküyor olabilir ama şöyle bir anlayışa, şöyle bir ilkeye, şöyle bir duyarlılığa, ya ben bunu anlamıyorum ya da bunu şöyle yorumluyorum dediğiniz bir bakış açınız var. Benim burada... Mesela özür dilerim, bir meslektaşımız diyor ki tamam kendisi yapmadı, polis nihayetinde bu kelepçeleri taktı filan ama bunlar rahatsız olmadı mı? Siz olsaydınız daha pardon. Şimdi bakın tabii olayları büyük çerçevede analiz etmek lazım. Çünkü bizim en istemeyeceğimiz şey Boğaziçi'nin 150 yıllık varlığının, fiziksel varlığının harabeye dönmesi. Yani dün böyle bir şey olabilirdi. Ben videoları seyrettim. Yani biz Boğaziçi'ne bunu yaparsak, Boğaziçi'ne yapacağımız en büyük kötülüklerden birini yaparız. O yüzden polis orada doğrusunu yaptı. Çünkü bu Boğaziçi'nden olmayan, Boğaziçi'ni bilmeyen, değerlerini bilmeyen, kültürünü bilmeyen insanların oraya girmesi bir filin züccaciye dükkanına girmesi gibi olacaktı. O yüzden ben doğrusunu yaptığını düşünüyorum. Her zaman ama şunu söylüyorum. Boğaziçi'ler her zaman üniversiteye girebilirler. Ama Boğaziçi'li olmayanlar bir işi varsa girebilirler. Yoksa hani öbür türlü olmaz bu iş. Az önce provokasyon dediniz ya. Evet. Neyi provoke ediyorlar? Şimdi tabii Boğaziçi bizim göz bebeğimiz. Yani Türkiye'nin en elit, en üst seviye kurumlarından birisi. Bir araştırma üniversitesi ve Türkiye'de en fazla bilime katkı sunan üniversite. Ve bizim de dünyadaki ilk 10 ülke, lider ülke haline geleceksek Boğaziçi buranın olmazsa olmazı. O yüzden ona gözümüzün bebeği gibi bakmamız lazım. En ufak bir şey olmaması lazım Boğaziçi'ne. Ben bu refleksle Boğaziçi'ne bakıyorum. Çünkü belki öğrencileriniz, belki hocalarınız bulunduğu noktadan büyük resmi görmüyor olabilirler. Ama büyük resme baktığımızda, yani ben en tepede oturan kişi olarak bu resmi görüyorum. Ne o resim? İşte Boğaziçi'ne zarar verme refleksi var belki de. Yani onu bizim engellememiz lazım. Değişik mücadeleler olabilir ama bunu Boğaziçi üzerinden olmaması lazım. Bizim Boğaziçi'ni mutlaka korumamız lazım. Bizim kendi içimizdeki meselelerimizi kendi içimize konuşarak halletmemiz lazım. Bunu yandaş sağdan soldan birilerini çağırırsak iş büyüyor
ve gereksiz mücadele alanına dönüyor Boğaziçi. Bu hiç doğru bir şey değil. Bu gösteriler, bu protestolar bir hafta daha, 10 gün daha, 2 hafta daha. Buna göre seçenekleriniz var mı? A planı, B planı? Var tabii ki. Yani sonuçta insanlarla konuşuyoruz. Zaten hemen bugün başladım resmi olarak. Ve hocalarımızla konuşmaya başladım. Sonuçta bu şeyler devam ediyor. Bölüm başkanları, dekanlar, bütün hocalarımızla olabildiğince bütün paydaşlarımızla kademe kademe, öğrencilerimizle, kulüp başkanlarımızla hepsiyle yavaş yavaş konuşacağım. Olabildiğince hızlı bir şekilde. Bunlar zaten konuştukça insanlarla ben çok iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Olan bitenle sizin soğukkanlınız arasında paralellik kuramıyorum. Çok sakinsiniz, fazla rahatsınız. Bir taraftan üniversiteden işte haberleri getiriyoruz. Siyasetin ise tepkisi var. Az önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini getirdik. Onlara ne diyorsunuz? Ben kaçırdım, kusura bakmayın. Diyor ki yani bu işte 20 Temmuz darbesi diyor. 80 darbesinden sonra yapılmış ilk şeydir diyor. Bu ya, siz bunun böyle olmadığını söylediniz. Yani bir, az önce size sormaya çalıştım. Atamayla seçilme meselesinde hani hocalar dururken, işte öğrenciler dururken, oradaki ilgilisi dururken, üniversite yaşayanlar dururken atama konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyor. Siz yöntem olarak atama meselesine diyorsunuz. Ben bakın şimdi atama meselesi... Eskiden gidilirdi ya, 3 kişi seçilirdi, 3'ünün arasında. Yine var, şimdi 9 kişi işte başvurdu. Yani değişen bir şey yok. Hatta daha iyi bir şu anda şey var. Yani mülakat alınıyorsunuz. Ondan sonra bu bir komisyon var sonuçta YÖK'te ve gerçekten bu konuda tecrübeli bir akademik grup var orada. Çok özür dilerim. Afşin'in yayınında bir hocamız katıldı, dedi ki bu meselelere karar veren YÖK'ün arasında hiç YÖK üyeleri arasında hiç Boğaziçi'li yok dedi. İşte ne bileyim Sabancılı yok, Koçlu yok, eski vakıf üniversiteleri o. Dolayısıyla bir ruhtan bahsediliyor. Buraların bir ruhu var, bir iklimi var, bir geçmişi var. Başka üniversitelerde mukayese edilmeyecek kadar kadim geçmişleri var filan. Yani bu kültür meselesinin üzerinden zaten daha çok eleştiriliyorsunuz. Ben burada biraz da... Bu kültürün bir parçası olmamak dedi. Çuvaldızı kendimize batırmak istiyorum bir Boğaziçi'li olarak. Boğaziçi'nin de pek o taraflara zaman ayırmadığını düşünüyorum. Karşılıklı bir şey. Evet, yani Boğaziçi o tarafa, yani YÖK'e zaman ayırsa biraz... ...ben eminim ki orada çok Boğaziçi'li olur. O yüzden Boğaziçi de kendini biraz daha fil dişi kuleye maalesef bu alanda koymuş durumda. Oysa Ankara'da çok daha fazla Boğaziçi'li olması lazım diye düşünüyorum. Bu tepkileri daha da artırmasın size? Valla hocalarla bunu konuşuyorum. Ben hep açık açık konuşuyorum. Yani bizim mutlaka Ankara'da daha fazla olmamız lazım. YÖK'te de olmamız lazım. TÜBİTAK'ta vesaire diğer kurumlarda da olmamız lazım. Niye yoklar? Niye olmuyorlar? O fil dişi kule meselesi mi yoksa daha... Ya bunun tabii birçok sebebi olabilir. Belki Ankara gitmek gelmek hani zaman alıyor vesaire. Fiziksel mesafe de var mutlaka ama bizim daha çok Ankara'da olmamız lazım. Peki. Teşekkür ederim. Şimdi şuna gelmek istiyorum. Bir taraftan da gelen sorulara bakarak. Geldiniz. Bugün ilk göreviniz. Evet. Hayırlı olsun. Ne kadar yapacaksınız bu görevi? 4 sene. 4 sene. 4 senede ben Boğaziçi'yi şuradan alıp şuraya getireceğim. Birincil hedefim şu. 4 yıl sonra, 2 yıl sonra dünya, Türkiye, Boğaziçi'yi şununla konuşacak mı? Bize hedeflerinizi, Boğaziçi'ye ne katacağınızı anlatır mısınız? Evet. Anlayacağımız için. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Bütün hocalarım, hep konuştuğum hocalarım bunu soruyor. Boğaziçi kültürüne bir şey yapacak mısın? Hı-hı. Asla böyle bir şey düşünmüyorum. Ben de bir Boğaziçi'liyim. Ve hatta biraz önce bir mülakatta söyledim. Ben hard rock dinleyen, Metallica dinleyen bir rektörüm ve hala da devam ediyorum. Yani şey yaptığın zaman. Bu kültürle ilgili en ufak bir şey düşünmüyorum. Ama tabii hocalarımızın istediği, yani şuralar iyi gitmiyor dediği öneriler olsa mutlaka onlar da günün güncellemeleri de yapacağız mutlaka. Ama bu bir hep paydaşlarla konuşuyor hocam. Bir kere bu önemli. Diğer taraftan bu ilk 100 hedefim var benim. Yani herkes diyor ki ya Boğaziçi'ni dünyada ilk 100'e sokamazsın diyor. 4 sene mümkün değil, bunu yapamazsın. Yaparım. Ben burada iddialıyım. Çünkü daha önce kurduğum isteği... Şu an kaçta? Şu anda 600'lerde. Şimdi daha önce ama bir 400-300'lere geldiği oldu ama geriledi Boğaziçi. Yani geçmişte şey var. Burada da işin matematiğini iyi bilmek lazım. Benim güncel çok son zamanlarda yazdım. Bu arada akademik alanda da benim alanımda, yani strateji alanında benim hem yayınlarım hem de atıflarım fena değildir.
Çünkü mesela bir tıpta çok daha fazla yayın ve atıf kolaydır da bizim alanda dergiler daha sınırlıdır. O yüzden benim alanımda fena değildir şeyim. Üniversitelerin sıralamasıyla ilgili benim iki tane önemli makalem var. Yani sırf bu makalelerime baksa insanlar bu işin matematiğini iyi bilen bir mantıkla Boğaziçi'nin çok hızlı yükselebileceğini görürler. Neye hedef koyuyorsun? 4 yılda kaçıncı sırada olacak Boğaziçi? Ben ilk yüzü görmek istiyorum. 4 yıl sonra. İlk yüzü de görmek istiyorum Boğaziçi. Çok iddialı değil mi? İddialı hedef koymak lazım. Yani belki konuşmadık ama ben özel sektörde de bir süre çalıştım ve yöneticilik yaptım. Hem Türk hem de yabancı firmalarda. Özellikle P&G'de çalışırken bizim her zaman hedeflerimiz iddialıdır. Ben de böyle bir iddialı hedef koyuyorum. Şimdi hedefi koyduktan sonra hep birlikte düşüneceğiz. Biz buna nasıl ulaşırız diye. Yani benim Boğaziçi camiasıyla asıl tartışmak istediğim konuların başında bu geliyor. Biz ilk yüze nasıl ulaşacağız? Bunu yaparsak çünkü bütün Türkiye'deki üniversiteleri de örnek olacağız ve onları da yukarıya çekeceğiz. Tamam, ilk yüze alacaksınız. Başka? Öğrencilere ne vaat ediyorsun? Öğrencilere birçok şey vaat ediyorum ama şunu özellikle ben çok önemsiyorum. Bir girişimci ekosistem vaat ediyorum. Yani girişimcilik ekosistemi Boğaziçi'nde aslında benim okuduğum dönemlerde ve hocalık yaptığım dönemlerde çok iyiydi. Hı-hı. Ama Boğaziçi bu konuda biraz geri kaldı sanki diye düşünüyorum. Günümüzde biliyorsunuz özellikle Silikon Vadisi ile başlayan bu startup kültürü bütün dünyaya yayıldı. Ve Türkiye'de de bu konuda son dönemde çok gelişmeler var, çok önemli gelişmeler var. Biz ama Boğaziçi olarak burada biraz sanki geri kaldık. Bizim bu startup özellikle tekno girişimleri çok daha fazla kuran ve onları büyüten yapılar kurmamız lazım. Burada da öğrencilerin ve hocaların mutlaka ben kendi şirketlerini kurmalarını, bunu özellikle de dünyada belki satmalarını, belki büyütmelerini istiyorum. Bu çok önemli, bunu çok önemsiyorum. Bu bütün Boğaziçi'nin de mantığını da çok etkileyecektir. Ve zaten Boğaziçi'nin içinde olan bu girişimcilik kültürünü hayata geçirecek diye düşünüyorum. Bu çok önemli. Süren bitiyor. Son iki soru. Baştaki meseleyle alakalı. Tekrar siyaset düşünür müsünüz? Yok öyle bir şey yok. Şu anda öyle bir şey yok. Bu Twitter iddiaları nedir? Yani şöyle daha doğrusu. Haliç Üniversitesi'nde rektörken öğrencilerin tweetlerine sahte hesapla cevap verip... Yok öyle bir şey yok. Onları sınavlarda kopya çekmek suçluyor filan. Yok. Başka bir sahte hesaptan... Yok öyle bir şey. Yok. Bunlar dedi. Hocam ben seyircilerimizden gelen, efendim bizim çalıştığımız her yerden sorduğum sorularımı şöyle bir daha bakayım. Sordum, siz de söylediniz, kanaat tamamen sizlerin sevgili seyircilerimizin. Soruyu sorduk, Sayın Hocamız da Profesör Doktor Melih Bulu da cevapladı. Önce teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani bu tam da böyle bir günde, hatta şunu da itiraf edeyim. Sürekli hocam geldi geliyor dediler ki kapıdan içeri girdi tamam çünkü çok yoğun bir gündü o yüzden böyle bir günde bu kadar eleştirilerin tepkilerin olduğu bir zamanda az buçuk neyle muhatap olacağınızı bilerek de geldiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Efendim işte dünden beridir konuşuyoruz protestolar siyasette tartışma konusu polisimizin Twitter'ın takipçilere demek istediğini daha iyi anlar. Polisimizin durumu tartışma konusu. Öğrencilerin protestoları, bugün hocaların sırt dönmesi. Bütün bunların hedefinde iki mesele vardı. Bir atama seçilme meselesi. Bunu da yani ilkesel olarak itiraz edenler. Sonrasında bizzat rektörün üzerinden itiraz edenler. İntihal, siyasetle ilişkisi. Efendime söyleyeyim işte Boğaziçi'li olup olmaması, bu kültürü bozması. Yani sosyal medyadan geleceğini duyurduğum andan itibaren sorduğunuz bütün soruları söyledim. Bütün soruları sordum. Ben sordum, o söyledi. Tamamen değerlendirme ve kanaatsizlerin ve hocamıza da bu yeni gününde hayırlı olsun temennilerimizi bir kez daha iletelim. Biz şimdi bir araya gidelim, saat başında tekrar huzurlarınızda olalım.